Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir falımız var. Bunu kendiniz için niyet edebilirsiniz. Ya da çocuklarınızdan biri, sevdiğiniz biri, eşiniz için. Ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey niyet edin. Ben açıp bakacağım ve herkesin baktığı gibi bakacağım. Bir değişiklik olmayacak. Bakalım niyet edinizle örtüşecek mi? Bu tamamen enerjisel bir şey. Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki enerjisel olarak bu videoyu çektiyseniz, karşınıza çıktıysa ve niyetinizle örtüşüyorsa bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde, anımsadığımızda karşımıza çıkar ya, o şekilde karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum bu video. Bu tarzda yüzlerce video var. Her gün 1-2 belki bazen çok daha fazla video koyuyorum. Yüzlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesini herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim bu arada. Şimdi açacağım, bakacağım. Bakalım herkesin baktığı gibi de pek bir değişiklik olmayacak. Şöyle yavaşça açıyorum hemen. Şöyle ben bir göreyim, sizler de bir görün. Güzelce de bir bakalım. Şimdi şöyle bir açınca çok hareketli bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Çok hareketli bir dönem olacak. Bu yakın zamanda çok kalabalıklar içerisine girebilirsiniz. Yani böyle organizasyonlar olur, iş çalışan biriyseniz işle ilgili çok böyle kalabalık toplantılar ya da birilerinin olduğu fuarlar gibi bir yere katılabilirsiniz. Düğün organizasyonları olabilir belki ama kalabalık bir ortamda olacaksınız. Bakın şurada özellikle haneye bakınca ilk hanede şu şeyi gördüm. Hane kısmında bakın şurada böyle biri var. Elini kaldırmış ve şurada bir çiçek suluyor. Yani hayatınızdaki bir şeyi büyüteceksiniz, yeşerteceksiniz. Hani bu ne derseniz hani kişiye göre değişir. Şimdi eğer ki bir öğrenci olarak okumaya niyet ettiğiniz bir sınavınız var, herhangi bir eğitim almak istiyorsunuz ya da bir şey niyet ettiyseniz işte o istediğiniz şeye yöneleceksiniz ve artık onu büyüteceksiniz, sulayacaksınız, peşinde olacaksınız. İşte kimisi için bir iştir, yeni bir iş sektörüne geçmek ya da var olan işini büyütmek, yeni bir iş açmak. Kimisi için ilişkisi anlamında bir ilişki büyütmek, artık sözle nişana, düğüne taşımak. Hani yani bu her neyse istediğimiz, hani kişiye göre değişir tabii bu. Yaptığınız şeyi yeşertmek, büyütmek anlamına gelecek. Olumlu bir döneme geçeceksiniz. Yani istediğiniz şeyin peşinde belki de koşmanız gereken bir dönem bu. Ne niyet ettiyseniz, hani o güzel sağlık için olabilir, zayıflamak için olabilir. Hani bir alternatif düşündükçe bir sürü şey aklıma geliyor. Kişiye göre değişecek bir şey. Niyet ettiğiniz şeyi büyüteceksiniz bu dönemde. Şöyle bakalım. Bakın şurada bir insan var ve kafasının üstünde bir bu tavus kuşu gibi, yani böyle çok kısmetli, yok yakın ailenizde, bu çok yakın çevrenizde ya da arkadaşlarınızdan ya da ailenizden birine böyle bir tavus kuşu, yani böyle çok büyük bir kısmet, çok büyük bir şans gelecek. Yani bu işle ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. İlişkisel anlamda bakarsınız ki hani böyle inanılmaz iyi bir partner onu çok yukarıya, ileriye taşıyacak. Hani her ilişki, ben hep diyorum ya, her aşk, her ilişki iyi değildir. Yani bazen insanı olumsuza götürür, mutsuz eder. Bu tam tersi olabilir ama bakın böyle biraz bu kişi böyle uzun boylu ya da uzun boyunlu biraz biri. Bu aralarda biraz düşünceli, bir konuda böyle bir sıkıntısı, bir derdi, bir düşündüğü bir şey olabilir bu kişinin ama çok büyük bir sürprizle karşı karşıya gelecek. Bu kişinin hayatında inanılmaz büyük bir sürpriz, büyük bir şans onu bekliyor. Haberlerini alabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Şurada bakın goril gibi biri ve şurada bir insanın arkasından gidiyor ve öbürü de arkasını dönüp ona bakmış. Şimdi böyle maymun genelde şeydir, maymun, goril, hani ben gördüğümde hep şey derim. Hani böyle maymun iştahlı, daldan dal atlayan, işte biraz yalanı dolanı olan, biraz böyle güvenilmez gibi diyeyim. Yani hani böyle çok seçmekte çalışıyorum cümlelerimi, hani kelimelerimi çok yanlış bir şey kullanmamak için ama hani böyle çok güven vermeyen insanlar vardır ya böyle, ama bu biraz goril gibi, hani büyümüş, biraz yaşı belki 35'in üstünde olabilir, hani yaşı biraz ya da sizden büyük olabilir. Etrafınızda biri var, hata yapmış ama bu hataların artık böyle silsilesi böyle çoğalmış. Ama siz bu kişiye arkanızı döneceksiniz. Hani bazen
aileden biri olabilir. Bazen anne babalarımız da bizi yetiştirirken ya da büyütürken hatalar yapabilir. Çünkü onların bakış açısıyla bizimki farklıdır. Onlar doğruyu yaptıklarını düşünüp yanlışlar yapabiliyorlar bazen. Bazen ilişkilerde vardır. Çok sevdiği için insanlar kıskançlık yaparak maalesef ilişkileri bozabiliyor bazen. Her ne olursa olsun ama bence kardeşlik de olabilir bazen. Bu kişi böyle yanlış yapa yapa böyle artık hani gorilleşmiş, yaşı da ya da yaptıklarından dolayı böyle çoğaltmış bunları ama siz ona arkanızı dönüp gittiğiniz anda çok pişman olacak ve arkanızdan gelecek. Bakın böyle arkanızdan bin pişman şeklinde ona arkanızı dönerseniz eğer ya da döndüyseniz çok pişman olup arkanızdan gelecek bir konuda. Ya belki bazen de iş yerinde de olabilir. Hani iş yerinde bir yöneticiniz bir şey ama res çekip işten ayrılıyorum dediğinizde aslında sizin değerinizi o anda anlayacak, fark edecek. Şöyle bakalım. Şurada masa başında çalışan bir insan var. Masa başında çalışıyor ve şurada bir şey yani masa başında çalışan biriyle ilgili işiyle ilgili bence bir haber alacaksınız. Yani masa başında siz ya da aileden kim varsa hani bir düşünün. O kişinin bakın başında böyle tam bir şey, bir haber var. Ya işiyle ilgili bir terfi atacak ya bir maaş artışı olacak belki ama ya da böyle ona yeni bir iş teklifi gelecek hiç ummadığı bir yerden. Hani bazen insan çok çalışırken iş değişikliği yapmak istemeyebilir ama istemediğiniz bir anda ya da hiç düşünmediğiniz bir anda böyle bir iş teklifi gelir. Kafanız karışabilir, değişebilir ama güzel olacak. Hani onun için hayırlı, güzel bir haber alacak bu kişi. İnşallah en hayırlısı olur onun için. Şurada böyle bir kalabalık var ve kocaman kafası olmuş bir insan var. Yani ben bunu sizin olduğunuzu düşündüm. Ya aile içerisinde ya da iş ortamında ya da arkadaş ortamında çözemediğiniz bir konu, bir karmaşa sizin kafanızı böyle kocaman şişirmiş. Yani hani olayın doğrusunu ya da işte nasıl çözülmesi gerektiğini bir şey bulamıyorsunuz gibi. Böyle kafanızda bir şey karmaşıklaştırmış. Bir de böyle ayrıca bu durum sizi biraz yoğurmuş gibi olmuş. Bir kişiyle böyle küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Yani işte o aile içerisinde o arkadaş çevresinde o konuyla ilgili birini böyle silkeleyip kendine getirirsiniz ya bazen. Hani böyle tabii kavga edip bağırıp çağırıp işte ya da gidip ona el temasıyla zarar vermek gibi değil de hani bazen böyle öyle bir söz söylersiniz, öyle bir konuşursunuz ki onu silkelersiniz, kendinize getirirsiniz. O konuyla ilgili böyle çok düşündükten sonra biriyle bir konuşma yapacaksınız. Birinin bir hatası mı, bir yanlışı mı, bir şey var sanki. Hani böyle sizi de zaten beyninizi, kafanızı çok yoran bir konu. O konuyla ilgili birini silkeleyip kendine getireceksiniz. O konuşma ona iyi gelecek. Yakın zamanda böyle sanki hani en fazla 2 hafta içerisinde bu konuyla ilgili bir konuşma olacak o kişiyle. Biraz ortalığı karıştıran bir kişi gibi çıkmış. Bakalım. Burada ailede bir kişi var. Aileden biraz uzaklaşmak istiyor bu. O kişinin 2 tane yolu çıkacak. 2 yolu. Yani hani 2 yoldan birini seçmek zorunda kalacak. Bakın burada biri var. Aileden biri ve 2'ye ayrılmış önündeki yollar. Yani 2 iş teklifi, 2 partner olabilir. Hani bazen hayatımızda kimse yoktur. Bir anda 2 kişiyle aynı anda tanışılır. Hani o aldatmak gibi değil ama hani 2 kişi de ondan hoşlanır. 2 kişi de ilgi gösterir. 2 iş teklifi, 2 tane yere taşınıp hani böyle karar vermek 2 yer arasında gibi böyle bir ikilem, bir 2 yol arasında kalacak. Ama onun için şanssızlık olmayacak bu. Aslında böyle şanslı çifter çifter gelecek gibi. Bir konuda böyle çifte şansı olacak ve karar verecek sonrasında. Şimdi bakalım başka neler var. Bir de tabağımıza bakalım. Bazen tabağımızda da güzel şeyler çıkabiliyor. Şöyle hemen tabağımız biraz kurumuş. Bakın burada da 2 tane çifte yol çıktı. Belki bu aileden olan kişiyle ilgili 2 yol. Bir konuda ikilem ya da 2 arka arkaya şans gelecek yani. Ya işle ilgili ya ilişkiyle ilgili ya parasal konuda da olabilir. Arka arkaya 2 yerden para gelir inşallah isteyenler için, bekleyenler için. Bakın burada biri var. Yani böyle resmen
Hani iki ayağında kaldırmış böyle zıplamış havaya seviniyor gibi. Bence bu çifte şanslı olacak kişi çok sevinecek bu yakın zamanda. İnşallah sizsiniz ya da kime niyet ettiyseniz ve istediğiniz bir şey varsa. Böyle bu iki çifte şansla birlikte böyle ayaklarını yukarıya kaldırmış hani sevinçten zıplamış gibi böyle çok çok güzel bir şey olacak böyle. Arka arkaya haberler gelecek. Çok temiz çıkmış burası. Şurada da böyle kedi gibi bir surat ifadesi çıkmış. Etrafında böyle kedi gibi mır mır mır. Hani bazıları böyle sakin sessiz konuşur ama bazen böyle beyninin içini de insanın yer. Böyle hani mır 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 falan böyle etrafımızda biri var. Hani kötü deseniz kötü değil, iyi deseniz iyi değil ama enerji düşüren, enerji vampiri belki de. Böyle bir mır 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 böyle olumsuz ya da olumlu şeyi bir de böyle olumsuz anlatan insanlar vardır ya. Ben hiç sevmem öyle insanlarla çok uzun süre sohbet etmeyi. Çünkü böyle başım ağrır ya da böyle benim enerjisel olarak düştüğümü hissederim. Öyle biri var etrafınızda. O tekrar gelecek bir konuyla ilgili sizden böyle sürekli şey yapacak sanki. Hani böyle hep bir şey anlatma derecinde gibi biraz uzaklaştırmanız gerekebilir. Hani sizin enerjinizi düşürüyorsa ve size iyi gelmiyorsa bu insandan biraz uzaklaşmanız gerekiyormuş gibi çıkmış. Onun haricinde tabak biraz daha ferah ama bir şey konusunda küçük bir patlama yaşayabilirsiniz. Şöyle küçük bir patlama çıkmış. Bir şey sinirinizi bozup böyle hafif bir patlama yaşayabilirsiniz. Ama tabağa bakınca tabak kesinlikle çok güzel. Özellikle dediğim gibi bu kime niyet ettiyseniz bence onunla ilgili çifte bir şans var. Ve o sevinçten havalara uçacak bu kişi. Bu kişi bir haber bekliyor olabilir. Bir sınav sonucu, bir okulla ilgili, bir askerlikle ilgili, işle ilgili, bebekle ilgili. Hani her şey olabilir ama ya da partneriyle ilgili bu kişiye gelecek ve çok sevinecek. İnşallah öyle olsun. Hani biz yine olumlamalar yaparak kapatalım ki gerçekten evrenden o güzel enerjiyi çekelim. Diliyorum her ne şey dilediyseniz gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.